Herkese merhaba. Bir helikopter dediğiniz zaman aklınıza piste gerek duymayan, dikine havalanan, dikine inebilen bir hava aracı geliyor. Baktığınız zaman da tepesinde koca bir ana rotor yani bir ana pervane ve kuyruğunda çok daha hızlı dönen bir kuyruk rotoru yani kuyruk pervanesi. Helikopter kısaca böyle ama yakın bir gelecekte helikopterin görünüşü, şekli, şemali tamamen değişecek. Bunun nedeni Amerikan ordusunun açtığı yeni ihale. Bu dev ihalede Amerikan ordusunda bir tarafta Sikorsky ile Boeing'in SB-1 tasarımı, diğer tarafta da Bell Helicopters'ın tasarımı V-280 rekabet içinde. Fakat ikisi de helikoptere benzemiyor. İşte geleceğin yeni nesil helikopterin yerini alacak hava aracı. Amerikan ordusunun ana helikopter gücünü çok uzun yıllardır Sikorsky tarafından tasarlanmış UH-60 Black Hawk helikopterleri oluşturuyor. Benzer bir durum Türk Silahlı Kuvvetleri için de geçerli. Halen Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri'nde Sikorsky S-70 olarak adlandırılıyor. Türkiye'de bu helikopterler S-70'ler yoğun olarak kullanılıyor. Amerikan ordusu geçtiğimiz yıllarda bir ihale açtı. Bu ihalede amaç UH-60'ların yerini alacak bir hava aracını belirlemekti. Fakat Amerikan ordusunun farklı konseptleri, farklı istekleri vardı. Bunlardan biri helikopterin 250 knot gibi çok ciddi bir sürate sahip olması, UH-60'tan daha fazla yük ve asker taşıması, havada yakıt ikmali gibi çok özel özellikler istedi. Ve birçok şirket bu ihaleye girdi. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ihalede iki adayın kaldığını açıkladı. Bunlardan biri Sikorsky ile Boeing'in SB-1'i, diğeri de Bell Helikopter'in V-285'iydi. Şimdi gelin bu iki modeli birlikte biraz daha detaylı tanıyalım. Sikorsky ve Boeing'in ortak tasarladıkları SB-1 aslında iki imalatçının da bu konudaki uzun süreli tecrübelerini ortaya koyuyor. Sikorsky 2010'lu yılların başında X-1 adını verdiği yeni bir tasarım geliştirmişti. Burada SB-1'deki gibi helikopterin üzerinde 2 adet ana rotor sistemi vardı. Ana rotorun 2 adet olmasının nedeni taşıma yük kapasitesini arttırmak. Bununla birlikte tasarımın en arkasında bulunan ters yerleştirilmiş pervane ise hava aracının hızını oldukça yükseltiyordu. Sikorsky bu tasarımı SB-1 olarak adlandırılan askeri modeline taşıdı ve yanına da askeri helikopter pazarındaki ciddi tecrübeye sahip imalatçılardan Boeing'i aldı. Boeing biliyorsunuz aklımıza gelen ilk helikopter modelleri, bunlardan biri CH-47 Chinook helikopterleri ki Türk Kara Kuvvetleri'nde de bu helikopterler kullanılıyor. İkincisi AH-64 Apache taarruz helikopteri. SB-1 ilk uçuşunu 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yıllık tasarım çalışmasının ardından helikopter kısa sürede Amerikan ordusunun isteklerine ulaşmaya başladı. Bunlardan biri 250 knot hız sınırıydı. Yani yaklaşık 460 km saatlik hıza tasarım kısa sürede ulaşmayı başardı. SB-1'de T55 motorları kullanılıyor. T55 motorları daha eski nesil bir sistem ama gelecekte Amerikan ordusunun talebi doğrultusunda bu motorun daha yeni versiyonuyla birlikte helikopterde kullanılabileceği belirtiliyor. Helikopterin menzili ise 424 km. Tam teçhizatlı asker veya kargo yüküyle birlikte saatlik 185 km hızla %60'lık savaş görev çapına sahip bir helikopter. İhaleye katılan ikinci helikopter ise Bell tasarımı V-280 Valor. Aslında Bell'in bu konuda çok ciddi bir tecrübesi var. Yani normalde halen Amerikan Donanma ve Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan V-22 T
tilt rotorun, Osprey tilt rotorun teknolojisi V280'e aktarılıyor. Tilt rotor dediğimiz zaman normalde kalkışta helikopterin ana palleri yere dik konuma getiriliyor. Dik konuma getirildikten sonra kalkış gerçekleştiriliyor. Helikopter gibi dikine havalandıktan sonra hava aracı motorlarını öne doğru eğiyor ve yere paralel hale getiriyor. Bu da bir uçak konsepti. Yani uçak gibi hızlanabiliyor. Helikopterlerle uçaklar arasında ciddi sürat farkları var ama tilt rotor uçak ve helikopteri birleştirdiği için çok daha hızlı gidebilme özelliğine sahip. Bell uzun yıllar önce V22 ile kazandığı bu tecrübeyi yeni modeli V280'e de aktarmayı planlıyor. Hava aracı 18 Aralık 2017 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve halen çalışmaları, tasarım ve test çalışmaları devam ediyor. V280 rakibi gibi Amerikan ordusunun koyduğu 250 knotluk yani saatte 480 kilometrelik hız bariyerini aştı ve aynı zamanda helikopter havada 45 derecelik yatışları da gayet başarıyla tamamladı. Bunlar Amerikan ordusunun koyduğu ana kıstasların başında gelmekte. Helikopterin menzili 430 kilometre. Yapılan testler sırasında helikopter 430 kilometrelik mesafeyi 2 saat 6 dakikada almış durumda. Helikopterin uçuş ekibi 4 kişiden oluşacak ve helikopter 14 tam teçhizatlı askeri taşıyabilecek özelliğe sahip. Saatte 520 km hıza kadar çıkabilecek V280'in boş olarak menzili ise 3900 km olarak planlanmış durumda. Evet, gördüğünüz gibi artık helikopter tasarımları çok farklı yöne doğru gidiyor. Uçakla birleşiyor. Bir bakıyorsunuz belki de bir gayrokopter tasarımı gibi farklı farklı ilginç mühendislik özellikler bir araya geliyor. Amerikan ordusunun yaptığı bu ihale kuşkusuz ileride tüm helikopter modellerinin de değişmesine neden olacak. Hibrit olarak adlandırılan helikopteri, uçağı, gayrokopteri veya çok farklı hava araçlarını birleştiren bu yeni nesil hava araçları insanlığa belki de ilerleyen dönemlerde sivil pazara da hizmet vermeye başlayacak. Ama görünen o ki mühendislerin bu farklı tasarımları hayata geçirebilmeleri için gerçekten fazla mesai yapmaları gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle tolgozbek.com YouTube sayfası olarak her gün size bir video yapmaya çalışıyoruz. Farklı konuları ekrana getirmeye çalışıyoruz. Lütfen bize konu isteklerinizi veya sorularınızı yorum olarak atın. Kanalımızı takibe alın ve tabii ki bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Hedefimiz her gün saat 19'da bir video ile sizlerle birlikte olmak. Biraz gündemi değerlendirmek, biraz gelişmeler hakkında bilgi vermek, biraz da sorularınızı yanıtlamayı hedefliyoruz. Bu arada YouTube kanalımızla birlikte yayın yapan tolgozbek.com sitesine de sizleri bekliyoruz. Detaylı konular, ilginç analizler, farklı bakışlar sitemizde her zaman sizlerle birlikte. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere.